Eko Türkçen mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Dünyanın ekonomisi başladı. Ben Öykü Cengiz, hoş geldiniz. Türkiye'nin ve dünyanın ekonomisinde bugün neler yaşandı ayrıntılarıyla anlatacağız. Tabii ki her akşam olduğu gibi yayın konuklarımızla da gündemi değerlendireceğiz. Ama öncesinde bugün neler yaşandı gündem başlıklarıyla başlıyoruz. Erdoğan 2021'de %5,7'lik büyüme tahminini aşacağımıza inanıyorum dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada OECD tarafından yayımlanan son raporlarda Türk ekonomisi için 2021 yılında %5,7 ve 2022 yılında %3,4 büyüme öngörülüyor. Bu OECD üyeleri arasında öngörülen en güçlü toparlanmalardan biridir. İnşallah tahminlerin de ötesine geçeceğimize inanıyorum ifadelerini kullandı. Ve tüketici güven endeksi Haziran'da arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile yürütülen tüketici güven endeksi verileri yayımlandı. Endeks Haziran ayında bir önceki aya göre %5,8 oranında arttı. Mayıs ayında 77,3 olan endeks Haziran ayında 81,7 oldu. Tüketici güven endeksi Mayıs ayında 2 yılın en düşüğüne gerilemişti. Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mayıs ayında 61,5 iken Haziran ayında %0,8 oranında azalarak 61 oldu. Fed Başkanı Powell'dan enflasyon açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell dün yaptığı konuşmada ekonomik iyileşmeye dikkat çekerken salgının getirdiği risklerin sürdüğünü söyledi. Fiyatlarda yaşanan artışı geçici olarak değerlendirdiğini belirten Powell, enflasyonda %2 hedefini sürdürdüklerini vurguladı. Powell, fiyat baskılarının önemli ölçüde arttığını ancak özel sektörlerin gevşemesinin ardından enflasyonun %2'ye geri döneceğine olan inancını yineledi. Lagarde, ekonomik aktivitenin hızlanmasını bekliyoruz açıklamasında bulundu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde yaptığı konuşmada ekonomik aktivitenin bu çeyrekten itibaren hızlanmasını beklediklerini bildirdi. Lagarde'ın ekonomide iyileşme öngörüsünün en büyük dayanağı Avrupa'da başarıyla süren aşılama programı oldu. Avrupa Birliği ülkelerinde 100 milyondan fazla kişinin aşılandığını belirten Lagarde, salgının durumunun iyileşmesi ve güven artışıyla ekonomik görünümün daha parlak bir hal aldığını söyledi. Lagarde, aşılama ve mali desteklere hizmetler sektörünün iyi bir ivme yakaladığını, imalat sektörünün de problemlere rağmen istenilen düzeye geleceğini ve bu çeyrekten itibaren ekonomide hızlanma görüleceğini sözlerine ekledi. Ve Bitcoin 30 bin doların altına indi. Bitcoin, Çin'den gelen haber akışı sonrasında hafta başından bu yana %17'den fazla değer kaybederek Ocak ayından bu yana ilk kez 30 bin doların altını gördü. Çin'in bankalar ve Alipay'a kripto para işlemi yapmama çağrısı, maden kapanmaları ve en büyük 3. bankasının kripto para işlemlerini yasaklaması kripto paralar üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Evet, bugün bu haberler öne çıktı değerli izleyiciler, konuşuldu ve ayrıntıları da aktarmış olduk. Tabii ki yayın konuklarımızla da gündemi değerlendireceğiz. Bugün kimler eşlik edecek yayınımıza hemen aktaralım. Birazdan yorumlarıyla İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Adil Salepçioğlu yayınımıza eşlik edecek. Bir diğer yayın konuğumuz Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Topçu olacak. Şimdi piyasalara bir göz atalım değerli izleyiciler. Önce her akşam olduğu gibi TL çapraz kurları ekranlarınıza getirerek başlıyoruz. Son seviyeler ekranlarınızda. Dolar TL'de bir miktar düşüş söz konusu, %-1,28 oranında ve 8,65 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Dolar TL'nin Euro TL'deki düşüş ise %-1,31 oranında ve 10,31 seviyesini görüyoruz. Pound TL 12,05, İsviçre Frangı TL 9,41 ve sepet kurun 9,48 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa borsalarına bakacağız. Şimdi şu saatlerde Avrupa borsalarında puanlamalar ekranlarınıza geldi. Karışık bir seyir söz konusu Avrupa borsalarında. Eurostoxx 50 4122 puandan işlem görüyor. Almanya DAX 30 15639, Fransa CAC 40 6610, İngiltere FTSE 100 7087 ve İspanya IBEX
BIST endeksinin şu saatlerde 9049 puandan işlem gördüğünü söyleyebiliriz diyelim ve Amerikan endekslerindeki son puanlamalara da göz atalım. Tüm endeksler yukarı yönlü. Dow Jones 33.824, S&P 500 4.227, Nasdaq endeksinin 14.203 puandan işlem gördüğünü söylemek mümkün. Paritelerdeki son seviyeleri de göz atacağız. Dolar endeksinde bir miktar yükseliş söz konusu, %0,12 oranında 91.96 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz dolar endeksinin. Euro dolar 1.19, pound dolar 1.39, dolar yen 110.74 ve dolar İsviçre frangı 0.92 seviyesinde. Emtia piyasasındaki son rakamları da paylaşacağız. Ons altında bir miktar düşüş söz konusu, %-0,32 oranında ve 1777 dolardan işlem görüyor. Brent petrol ve ham petrolde de bir miktar düşüş söz konusu. Brent petrol 74, ham petrol ise 72 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Gündemi konuşarak devam ediyoruz. Yayınımıza İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Adil Salepçioğlu eşlik edecek şimdi. Sayın Salepçioğlu, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum Öykü Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, şimdi ilk olarak IMF tarafıyla başlamak istiyorum. IMF Türkiye Masası Şefi Dünya Gazetesi'ne konuştu ve Türkiye'deki toparlanma dikkat çekici ancak kırılganlık sürüyor dedi. Bizi bekleyen kırılganlıklar sadece enflasyon ve kur mu? Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle OECD raporundan hareketle yaptığı yorumları da Merkel'in Türkiye ile ilgili olan açıklamalarını da bir arada değerlendirmek gerekir. Çünkü dün IMF'in yaptığı açıklama bunlara paralel beklentilerle uyumlu. Dolayısıyla baktığımızda aslında şöyle düşünmemizi tavsiye ederim. Diyelim ki siz bir check-up'a gitseniz veya en azından bir kalbinizde sorun var mı, benim sağlık durumum nasıl gibi bir teste girecek olsanız, önce ne yaparlar? Sizin nabzınızı ölçerler. İşte ona göre bakarlar. Nabız nedir burada? Borsalardır. Borsalar inişli çıkışlıdır, doğrudur. Nefes alıp vermek gibidir. Stabil durması veya çok atıyor olması sizin çok riskli bir hasta olduğunuzu da göstermez. Ya da tam tersi veriler, yani nabızdan ölçeceğimiz şeyler sizin çok sağlıklı olduğunuzu da söylemez. Çok sağlıklı olmadığınızı söylemediği gibi. Ama aynı zamanda ne yapabiliriz? Ondan sonra kan sayımı yaparız. Bunun karşılığı nedir kan sayımında? İşte nelere bakarız? İşte bakılan işte hemoglobindi, şuydu buydu. Bizim için ekonomide nedir bu? Örneğin üretimdir, örneğin ihracattır, örneğin faizlerdir. Burada kur şoklarıdır. Bunlara bakarak bizim kan sayımımızı yapabiliriz. Peki kalbimizle ilgili bir sorun saptadık. Ne yaparız? Eforlu testine sokarlar bizi. Efor nedir? Şirketlerin ve ülke ekonomisinin bir performansıdır, bir seyri seferidir. Burada da örneğin yeni enerji sektörlerine yatırım yapılıyor mu? Örneğin yeni ekonomide ne tür girişimlerde bulunuyorsunuz? Uzun soluklu bir süreçtir ve dolayısıyla da gerçekten kalbinizin sağlıklı olup olmadığını, neşter atılıp atılmayacağını bunların sonucunda öğreniriz. Şimdi baktığımızda gerek OECD tarafı, gerek IMF tarafı, gerek Fitch'in yaptığı Türkiye büyümesiyle ilgili revizyona baktığınızda o da 6.3. Demek ki ve Türkiye'nin en son 2021'in ilk çeyreği itibariyle büyüme oranlarının da %7 olduğunu gördüğümüzde bu performansımızın sağlıklı olduğunu, yani daha doğrusu nabzımızda, borsalarda görülen iniş çıkışların bir bakıma çok daha bizim sağlıksız olabileceğimize değil de bir hikaye yazmadığımıza, yeni bir hikayemizin olmadığına ilişkin delalettir. İşte duruyor muyuz, koşuyor muyuz vesaire. Ama diğer taraftan baktığımızda Türkiye'nin en büyük kırılganlıkları nelerdir dediniz. Türkiye'nin en büyük kırılganlıkları ham madde ihtiyacıdır, enerji ihtiyacıdır. Türkiye yarı mamul madde ihtiyacı vardır, kur şoklarına açıktır. Neden? Çünkü dövizle bunları alır. Döviz dediğimizde de karşımıza tabii dünyanın amiral gemisi olan Amerika borsası ve dünya borsalarında etkileyen Amerikan dolarıdır. Bir dolarizasyon olduğu da gayet açıktır. Faizlerin yüksek seyretmesi sağlıklı değildir ama özellikle bizim gibi enflasyonu yüksek, enflasyonist büyümeye sadece 10 yıl değil, 20 yıl değil, 40-50 yıldır enflasyonist büyümeye dayanmış bir ülkede faizlerin yüksek seyretmesi gayet normaldir. Ama
bunların aşağıya çekilmesi, yani sizin kan değerlerinizin sağlıklı olduğunu görebilmemiz için faiz hadlerinin düşmesi gerekir ki borsalara yatırımcı gelsin örneğin. İnsanlar varlıklarını bankalardan çekip biraz da borsaya yönelsinler. Ama dolarizasyon bizi nereye götürür? İşte dolarizasyon ülke performansı açısından özellikle ihracat konusunda eğer bir tıkanıklık yaşarsanız, çünkü Türkiye'nin tedarik zincirinde bir sıkıntısı var. Ham madde ihtiyacı aşikar ama diğer taraftan baktığınızda eğer ihracat kapıları kapalıysa o takdirde orada sıkıntılar başlayacaktır. Türkiye'nin ihracata dönük sanayileşmeye, yani bacası tüten ekonomiyi hem sanayileşme hem sanallaşmayı bir arada getirmesi gerekir. Türkiye'nin kırılganlıklarında siyasi kırılganlıklar da vardır. Her türlü sistemsel problemleri vardır. Ama Türkiye'nin en önemli tarafı da çok dinamik bir ekonomik yapıya sahip olmasıdır. Yani sağlığı ara sıra bozuluyor gibi olsa da kendini toparlayan, kendini ileriye atabilen bir ekonomiye sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Şimdi kur noktasında aslında siyaseten birebir koreli bir yapı görüyoruz. Kur tarafında aşağı yönlü seyir görmemiz için atılması gereken adımlar siyasi mi? Sadece siyasal değil veya sadece para odaklı da değil. Yani para politikalarına dayanarak bakıyoruz. Merkez bankalarının, işte Amerika'da şu anda Fed'e bakıyoruz. Avrupa Birliği dediğimizde Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalara bakıyoruz. Türkiye'de Merkez Bankası ne dedi, ne diyecek? Regülasyonlarının arasına işte sıkı para politikaları kelimesini ekledi mi, eklemedi mi? Bunlara bakarak örneğin değerlendirmeler yapıyoruz. Bizim burada bunları yaparken sadece siyasal değil, orta ve uzun vadeli politikalarla da bu süreçleri desteklememiz lazım. Çünkü yeri geldiğinde para politikalarının maaş sahaları sınırlıdır. Nelere ihtiyacımız var? Bir mali politikaya, bir maliye politikasına uzun vadeli ama Türkiye'nin bir ekonomik kalkınma reaksiyonuna bir ilişkin politikalara ihtiyacı vardır. Bunlarda belki revizyonlar yapmalıdır. Örneğin dün Enerji Bakanımızın açıklamaları gayet güzeldi. Buna güzel bir örnek teşkil ediyor. Örneğin şu anda son 3 yıl içerisinde enerjiye yapılan yatırımların aşağı yukarı %95'ten fazlasının yeşil enerji kaynaklı olduğunu, hatta bunun antiparantez belirteyim, çok da güzel bir havadis var. Blockchain teknolojileriyle yerli bir blockchain teknolojisiyle bu sürecin oluşturulduğunu söylüyor. Son 2021 itibariyle de baktığımızda enerji üretiminin %50'den fazlası, %55'e yakınının da yeşil enerji kaynaklı olduğunu söylüyor. Bakın bunlar, bu tür şeyler Türkiye'nin yeni hikayeler yazması için güzel datalar. Bunları kullanabiliyor olmamız lazım. Biz bunları es geçmemeliyiz. Ha, diğer taraftan tabii ki Amerika'da Fed'in açıklayacağı işte 2022'de mi 2023'te mi faiz artışı kararı alacak. Oradaki enflasyonist durum nedir? Amerika istihdama odaklıdır örneğin. Aslında enflasyonist tabanlı bir ülke değildir. Daha çok istihdamdan gelecek verilere göre hareket eder. Dikkat edin, Fed'in açıklamaları istihdam verilerini bekleyerek gelmiştir. Enflasyon rakamlarındaki duyarlılık, onun haricinde örneğin Avrupa Merkez Bankası'nın açıklaması, hemen öncesinde geçen hafta Deutsche Bank'ın yaptığı açıklama. Ne dedi Deutsche Bank? Dedi ki ülke ekonomileri, gelişmekte olan ülke ekonomileri için yarın öbür gün bu enflasyonist baskıda bekletilip faizler yükseltilecek olursa özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine sıkıntı yaratır dedi. Ne yaptı örneğin Fitch bu alanda? Bir regülasyon açıklaması yaptı ve dedi ki biz şeyi aşağıya doğru değerlendirmeye başladık. Gelişmekte olan ülkelerin işte yerli para cinsinden döviz pozisyonlarını negatif olarak öngörmeye başladı. Neden? Çünkü gerçekten eğer bu uzun süreye yayılırsa, yayılacak olursa o zaman hakikaten gelişmekte olan ülkeleri sekteye uğrayacaktır. Ama bizim bakıyoruz borsamıza veya bizim yatırımcımıza veya beklentilere. Gerçekler başka, beklentiler başka. Beklentilere bakıyoruz. Neyi görüyoruz? İşte Amerika ne zaman Merkez Bankası açıklayacak? Ne zaman varlık alımlarını desteklemeyi durduracak? Avrupa Birliği ne zaman, işte 2022 Mart'ında, işte Türkiye'nin kırılganlıkları, işte kur riskine açık olması, kur şoklarına açık olması, iyi güzel tamam, bunlar çok doğru. Ben de az önce en başta ne dedim? Hakikaten sağlığımızı ölçebileceğimiz bir sürü parametremiz var. Bu parametrelerin içerisinden iyi hikayeler yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla benim beklentim
Sadece siyasal tabii ki kırılganlıklarımız var. Bunun giderilmesi lazım. Ancak bazı hikayeler yazabileceğimizde doneler var. Bunları da domine edecek şekilde ülke ekonomimiz için kullanıyor olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi az önce siz de bahsettiniz. O zaman Merkez Bankası tarafından sürece bakacak olursak son toplantıda pas geçildi. Sıkı duruş vurgusu yinelendi. Merkez Bankası'ndan hangi adımları beklersiniz bir sonraki toplantıda? Şimdi orada Merkez Bankamızın da tabii ki duyarlılığı faizi düşürmek doğrultusunda enflasyonist baskıya bakacaktır. Orada bir ifade daha var dikkat ettiyseniz. O da küresel piyasalardaki enflasyon baskısına dikkat çekiyor. Evet bir tarafta bu arada tabii Çin'i de unutmamamız lazım. Artı Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Çin'in de büyümesindeki rakamları dikkatle izlememiz gerekiyor. Bu arada Rusya'nın Avrupa Birliği üzerindeki etkilerini de unutmamalıyız. Yani Avrupa Birliği'nin bu konudaki hassasiyetlerini, Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin konusundaki tavrını unutmadan konuşmalıyız. Küresel enflasyona karşı duyarlılık, dünya genelinde bir arz yetersizliği olduğu aşikar. Bu özellikle pandemi sonrası aşılamanın da başarı grafiğinin gittikçe yükseldiği bir dünyada bizim dünya ekonomisinin ve dolayısıyla Türkiye ekonomisinin de buna paralel gelişeceği belli, belirgin. Yani bunu sadece biz söylemiyoruz, bunu uluslararası veri kuruluşları ve aynı zamanda OECD veya Dünya Bankası gibi kuruluşlar tarafından bu açıklanıyor. Hatta IMF dün dedi ki bize bu konuda dolar konusunda henüz Türkiye başvuru yapan ülkeler arasında yok. Güzel bir hikaye örneği. Buna tekrar bakmamız lazım. Burada aslında Türkiye'de Temmuz ayındaki enflasyon rakamlarını görmemiz gerekiyor. Orada bile %15'ler civarına kadar tüketici endeksindeki, fiyat endeksindeki rakamları düşürsek bile öteki tarafta ÜFE'ye yani üretici fiyat endeksine bakarak üretici tarafındaki enflasyonu yani maliyet enflasyonunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın burada daha hassas davranması hemen 3. çeyrekte değil, belki muhtemelen 4. çeyrek, hatta gerekirse ekonomik inkişaf açısından değerlendirmesi lazım. Ki orada buna regülasyonda vurgularını Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası Fed'in yaptığı gibi bizim Merkez Bankamızda cümlelerin içerisine yerleştiriyor regülasyonları. Baktığımızda belki 4. çeyrek, belki 2022'nin başlarında böyle bir öngörü yapması daha sağlıklı olacaktır. Neden? Çünkü bir tarafta üretici fiyat endeksine baktığımızda ilk çeyrek %38'lerin üzerinde, yani %16'ların üzerinde bir tüketici endeksi var, enflasyon rakamı var ama üretici tarafındaki enflasyon rakamı çok büyük. Bu neyi gösteriyor? Bizim enflasyonist bir baskı altında kalabileceğimizi gösteriyor. Nerede gösteriyor? Eğer biz imalat sektöründe üretip ihracat yapamadığımız takdirde üretici enflasyonunun tüketicinin masasına geleceğini öngörebiliriz. Bunlara çok dikkatle bakmamız, çok iyi realize etmemiz gerekiyor. Ve bir de çok acele etmememiz gerekiyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri tarafında, Fed tarafında bile ne kadar aslında hani çok işte güvercin görünümlü şahin açıklamalar gibi yorumlar yapabiliriz. Ama gördüğünüz gibi sinyallerini veriyor, ayarlarını yapıyor. Bunu trafik ışıkları gibi düşünün. Yani sarı yandığında gaza basmamamız gerekiyor. Ya da yeşil yanarken de temkinli geçmemiz gerekiyor. Ama kırmızı yandığında da durmamız gerekiyor veya yeşil yanar yanmaz harekete geçmemiz gerekiyor arkamızdakileri durdurmamak için. Dolayısıyla dünya ekonomisindeki gelişmeler açısından da bence Fed çok doğru bir harekette dünyaya bir sinyalizasyon yarattı. Bizim ülke olarak da evet dolarizasyona ne yazık ki duyarlıyız, ne yazık ki kur şoklarına açık bir ülkeyiz. Çünkü ham madde ihtiyacımız var ama diğer taraftan yeşil enerjide ki Biden'ın yeşil enerjiye hassasiyetini biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunu çok iyi yönetebiliriz. Diğer taraftan son bir ilavem olacak bu konularda. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri ile başkanıyla görüşmesinin ardından verdiği olumlu sinyaller gibi bizim hemen yanı başımızda Çin'in eğer ihracatının zayıflama halinde Türkiye'nin daha fazla ihracat yapabileceği en önemli saha Avrupa Birliği'dir. Merkel'den gelen açıklamalar bize aslında onu da bir Deutsche Bank'ın açıklamaları gibi Merkel'den gelen açıklamaları da pozitif değerlendirip
Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizde biraz daha hassas davranmaya, biraz daha diplomatik davranmaya ihtiyacımız var. Özellikle Türkiye'nin yumuşak gücü kuvvetlidir ama Türkiye'nin sert gücü de kuvvetlidir. Suriye'de gördük, Irak'ta gördük, Azerbaycan'da gördük. Bunlar başarıdır ama yumuşak gücümüzü de kullanmamız geri geldiğinde önem arz eder. Ama bundan sonraki dönem smart power dediğimiz, akılcı güç dediğimiz dengeleyici politikalardır. Örneğin Türkiye'nin belki bir adım olarak Maastricht kriterlerini ekonomide uygulayacağını ya da işte diğer Kopenhag kriterlerini siyasi açıdan tekrardan değerlendireceğine ilişkin bazı yorumlar yapması halinde ekonomimizin de ateşinin alınmasında faydalı olacak hareketler olduğunu düşünüyorum. Şimdi Rusya tarafı 22 Haziran'dan yani bugünden itibaren uçuş yasağını kaldırdı. Bu sezon Rusya'dan 3 milyon turist bekleniyor biliyorsunuz. Ekonomi yönetimi turizm noktasından gelecek geliri de oldukça önemsiyor. Peki bacasız sanayiden gelecek olan katkı cari açık üzerinde de etkili değil mi? Kesinlikle cari açıktan baktığımızda da durumu bu çerçevede görmeliyiz. Bugün İhracatçılar Birliği'nin bir toplantısı vardı. Orada Türkiye'nin 2021 ihracatını aşağı yukarı 200 milyar dolar ve hatta bunun üstünde olması için çalıştıklarını Sayın İhracatçılar Birliği Başkanı açıkladı. Burada bir rakam dikkatimi çekti. Bu 200 milyar dolarlık ihracatımızın yaklaşık 30 milyar dolarının otomotiv sektöründen beklediğimiz, bu çok güzel bir rakam. Şimdi dönelim sizin söylediğinize, özellikle Rusya'dan beklenti, turist beklentisi var. Keşke Avrupa topluluklarından da insanları buraya davet edebileceğimiz, bu turistik açıyı o açıdan da doldurabileceğimiz bir süreç inşallah önümüzdeki aylarda oluşur. Çünkü sadece Ruslardan veya işte Rus turistlerin ağırlıklı olduğu bir turizm sektöründe bile aşağı yukarı 23-24 milyar dolarlık bir beklenti var ekonomimize. Bu yani 25 milyar dolar dersek neredeyse otomotiv sektörünün ihracatı kadar bizim bir turizm gelirimiz olacak. Bu çok güzel bir data. Evet bacasız yani bacası tüten ekonomi kadar bacasız ekonomiler de önemli. En başta söyledim sanayileşme kadar sanallaşma da önemli. Turizmi de bu sektörün içerisinde yani bu yapının içerisinde es geçemeyiz. Çok güzel bir gelişme. Cari açığın düşüşü ve enflasyon baskısını da azaltacaktır. Son gelen dünkü rakamlara baktığımızda da Türkiye'nin özellikle yatırımcı portföyünde olumlu sinyaller ortaya çıkmaktadır. Bunların devam etmesi, özellikle turizm sektöründe daha iyi bir sonuç almamız, keşke 40 milyar dolar gelse. Ama bu bizi neye götürecektir? O zaman Merkez Bankası'nın arzu ettiği ve piyasaların aslında hem çekindiği hem de borsaların beklentisi içerisine giren Merkez Bankası'nın faiz indirimini de kolaylaştıracaktır. Ama bunu ben gene tekrarlıyorum. Üçüncü çeyrek değil, bunun sağlıklı bir şekilde dördüncü çeyrek veya 2022'nin başına bırakılması gerektiğini düşünenlerdenim. Faiz düşmelidir ama bunun sağlıklı bir şekilde yapılması. Yani birden koşan bir insana dur bakalım deyip nabzını ölçtüğünüzde yüksek çıkacağı aşikardır. Sıkıntı yaratmamak lazım. Yavaş yavaş durmalı ekonomi. Biraz da Amerika tarafına değinmek. Yavaş yavaş durmalı. Biraz da Amerika tarafına değinelim. Biden altyapı paketi için görüşmelerini sürdürüyor. Altyapı paketinin enflasyon üzerinde bir etkisi olmasını beklemeli miyiz? Şimdi enflasyon üzerindeki bir etkisi kadar, bakın ben size şunu arz edeyim Öykü Hanım. Bizim ülkemizin en büyük kriz algısı kur şokları üzerindendir. Yani bizim için enflasyon ne olursa olsun baktığınızda eğer kur şoklarından etkileniyorsak yani ihracat yapamıyorsak, üretim yapamıyorsak bundan dolayı masamızdaki enflasyon rakamları artıyorsa ve dolar euro bazında TL değer kaybediyorsa bu bizim için kriz algısıdır. Almanya'nın kriz algısına baktığımızda Almanya istihdam enflasyon konusunda bizden daha duyarlıdır. Yani Deutsche Bank'ın açıklaması %2, %3 gibi bir enflasyon Almanya için korkulacak bir rakamdır. Ama Amerika Birleşik Devletleri için %2 gibi bir enflasyon rakamından korkmaz ama eğer istihdam oranı %5'in altında, %6'nın altında kalırsa Amerika Birleşik Devletleri ondan korkar. Amerika'nın kriz algısı istihdamdır. Altyapı yatırımları istihdamı arttıracaktır. Dolayısıyla da istihdam artışında enflasyonun düşeceği bir
noktada işte o zaman Fed'in faiz artışı söz konusu olabilecektir. Yani daha net bir pozisyon alabilecektir. Çünkü şu da var, bir de bir iktisada girişte temel bir mantalitedir. Eğer siz fiyat istikrarı yapıyorsanız tam istihdamdan vazgeçmeniz gerekir. Tam istihdama yöneldiyseniz de fiyat istikrarını görmezden gelmeniz gerekir. Bunun arasında denge üretmek, yeni bir politika yapmak istiyorsanız bu sadece para politikası ile olmaz, maliye politikası ve uzun dönemli sürdürülebilir kalkınma politikaları ile olur. Dolayısıyla ben Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki istihdam verilerinin iyi izlenmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Gerekli sinyalizasyonu da Türkiye'nin alıp buna uygun yapısını, ihracata dönük sanayileşme yapısını kurması, yeşil ekonomiye önem vermesi, işte ihracat kadar sanal yapılarda da bir takım yeni ekonominin gereklerini yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de gene yeni ekonominin amiral gemisidir. Şimdi ECB Başkanı Lagarde bu çeyrekte ekonomik aktivitenin hızlanmasını bekliyoruz dedi. Tabii ki Avrupa'da da aşılama çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor ama vaka sayıları da hala bir risk. Avrupa tarafı bizim için ekonomik anlamda çok önemli bir yere sahip ihracat merkezimiz. Bu anlamda oranın yani Avrupa'nın toparlanması Türk ekonomisi için de önemli diyebilir miyiz? Çok doğru bir tespit. Az önce de benzer bir ifade kullandım. Çünkü Türkiye hemen lojistik olarak Avrupa Birliği'nin yanında olan bir ülke. Yani Avrupa Birliği ülkeleriyle de ihracatının neredeyse yarıdan fazlasını Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyor. Hatta bunların içerisinde de en büyük payı Almanya alıyor. Sonra Almanya'da yaşayan bir Türk nüfus kitlesi var. Buna baktığınızda sadece Almanya'da değil, Belçika'da, Fransa'da, değişik ülkelerde de Türklerin yerleşik olarak, girişimci olarak, üretici olarak yer aldıklarını görmekteyiz. Dolayısıyla Türkiye lojistik açıdan Avrupa Birliği'nin hemen yanında aslında hani Asya'nın Çin'i varsa Orta Doğu'nun da veya işte hemen ön Asya'nın da Türkiye'si var Avrupa Birliği için ve özellikle Çin'in ekonomisinde ihracatını biraz azaltması, biraz daha ithalata dönmesi, hani ithalata dönmesi çok beklenmiyor ama ihracatını azaltması, ekonomisinin bu randımanını biraz düşürmesi halinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin çıkışını görüyoruz. Biden, Trump'ın ifadelerini kullanmaya başladı. Buradan şunu algılamalıyız. 2022'de biraz süreçler gerilebilir. Bu gerilmelerin sonucunda Türkiye yeni bir ihracat sahası Avrupa Birliği üzerinde yakalayabilir. Payını, oranını arttırabilir. Dolayısıyla da Avrupa Birliği ile hem bizim nüfus olarak hem de nüfuz olarak ilişkili olduğumuzu öngörmemiz lazım. Bir de bu arada bir şey de dikkatimizi çekmeli. Hemen yanı başımızda İran'da reisi dönemi başladı. Bunun da özellikle Amerika reisi eğer tersleşmesi ya da zıtlaşması gibi nükleer masadan kalkılması, petrol fiyatlarında daha da olası büyük yükselişler olması halinde Türkiye'nin Avrupa pazarına daha yakın bir ihracat faaliyeti ve stratejisi geliştirmesi gerektiğini düşünenlerden. Peki, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Adil Salepçioğlu. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Değerli izleyiciler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından dünyanın ekonomisi devam edecek. Aranın ardından dünyanın ekonomisi devam ediyor. Gündemi konuşarak devam ediyoruz. Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Topçu yayınımıza eşlik edecek. Yusuf Topçu, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş bulduk. Evet, şimdi önce Borsa İstanbul'a başlayalım. BIST endeksini değerlendirelim. Nasıl değerlendiriyorsunuz bugünkü borsanın performansını? 1409,85 puandan kapattı. Geçtiğimiz hafta 5 seans ardarda değer kaybeden bir Borsa İstanbul vardı. BIST endeksi
5 günün tamamında eksi, negatif bir kapanış yapmıştı. Hafta sonu Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari'nin açıklamaları geldi. Fed tarafında tapering endişeleri, ABD tahvil faizlerindeki durulma, bir kontrol altına alınma durumu bu hafta çok hızlı bir şekilde işlemiş durumda ve fiyatlanmaya başladı. ABD endeksleri tekrardan rekor seviyelerine yaklaştı. Avrupa tarafı yine aynı şekilde iyi ilerliyor. Biz de Borsa İstanbul'da 1400'ü çok hızlı aşağı yönlü kırmıştık geçtiğimiz hafta. Bu haftanın başında ise pozitif başladık. 1398'den kapattık pazartesi gününü. Bugün de haftanın ikinci gününde yine 1400'ün üzerinde 1408'de 1409'da güzel bir kapanış yaptık. Borsa İstanbul'da hava bir anda terse dönmüş durumda aslında. Haftanın başladığı için oldukça pozitif. Devamı için de bu rüzgarın sürece beklentisi var açıkçası piyasada. Bugün işlem hacimlerine baktığımız zaman Borsa İstanbul'da 18 milyar TL'nin biraz üstüne çıktık. Bu geçtiğimiz haftanın ortalamalarının, günlük ortalamaların bayağı bir, özür dilerim, az da olsa üzerinde ama en azından pozitif tarafta bir iyileşme durumu var diyebiliriz. Bugün Borsa İstanbul'da çok volatil bir seyir izledik. Bu anlamda Borsa İstanbul'da hangi seviyeleri takip etmemiz gerek? Nereler kritik? 1400 en kritik noktaydı aslında. 1400 bizim kurum olarak en azından 2021 yılının devamında dip seviye bir destek, baz senaryomuzda tabii ki dip seviyesi olarak güçlü bir destek olarak karşımıza çıkıyordu. Bizim beklentimiz o yöndeydi. Geçtiğimiz hafta 1400 o kadar hızlı bir şekilde kırıldı ki buradaki rüzgar bir anda tersine döndü gibi bir algı oluştu açıkçası. Ancak 1400'ü yakın mesafede, yakın vadede yine aynı şekilde destek olarak takip edeceğiz. Yukarıda 1420 şimdi potaya girmiş durumda. Üzerinde de yine 1445 var. Bu geçtiğimiz aylarda da 1465 ile birlikte çok çok rahat rahat kırılamayan direnç seviyeleri. Oralar yine muhtemelen direnç seviyeleri olmaya devam edecek. Dolar TL'de bugün bazında baktığımız zaman bugün nezdinde iyi bir gevşeme var. %1.27'ye yakın, hatta daha da üzerinde bir dolar TL'de aşağı yönlü hareket gördük. Burada dolar TL'nin de biraz daha gevşemeye devam etmesi borsaya bir destek sağlayabilir. Ancak en kritik seviyeler tabii ki önümüzde 1420, ardından da 1445 ile 1465. Dün ve bugün havacılık sektörlerinde yukarı yönlü bir seyir vardı. Bunu nelere bağlıyorsunuz? Havacılık sektörünün bir süredir aslında birkaç aydır hikayesi belli. Burada beklenti yaz döneminin gelmiş olması, aşılanmanın artıyor olması, turizmin açılıyor olması. 2020 yılı, geçen yılın yaz aylarına baktığımızda turizm sezonu oldukça negatif geçti diyebiliriz, boş geçti. Gerçekten gelirler tam anlamıyla yok oldu. Bu sene oradan bir toparlanma tabii ki bekleniyor. 2021 yılının yazında aşılanmaların işte günümüz itibariyle 35 milyonu geçtik doz sayısında. Mayıs aylarında hatırlayacak olursanız bir tam kapanma geçirdik 2 hafta kadar. Sonrasında kademeli olarak o kısıtlamalar kaldırılmaya başlandı ama orada çok çok büyük bir hareket görmüş değiliz an itibariyle. Şu an neredeyse Haziran'ın son haftasındayız. Haziran'da kısa bir süre kaldı. Yazın da nereden baksanız 1/3'ü gitmiş durumda. Ancak hava yolları ve turizm sektörü endekslerde 1-2 ay öncesinde başlayan hareket biraz durulmuştu. Son dönemde orası tekrar bir hareketlendi. Çünkü dediğim gibi oradaki beklenti biraz daha artık Temmuz'la birlikte Rusya tarafından gelen olumlu haberler var. Türkiye'ye olan uçuşları, Türkiye ile karşılıklı uçuşları artık açtılar şeklinde. Fransa'nın geçtiğimiz haftalarda Türkiye'yi kırmızı bölgeden turuncu bölgeye çekmesi vardı. Avrupa tarafında da sınırlı da olsa pozitif gelişmeler var. Tüm bu gelişmeleri alt alta topladığınızda hava yollarındaki Mayıs ayında başlayan, hatta Nisan'ın sonlarında başlayan o hareket bir süre daha devam edebilir gibi gözüküyor. Nitekim Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman da Borsa İstanbul'un en çok işlem gören şirketlerinden bir tanesi olmayı sürdürüyor son haftalarda. Dolar TL tarafına da değinmek istiyorum. Şimdi 8.79'da yeni rekorlar test edilmişti biliyorsunuz. Ancak bugün yeniden dolar TL kuru düşüş eğilimine geçti ve günün ikinci bölümünde 8.70'in altına indi. Hatta siz yorum yaparken ara ara getiriyoruz ekranlarınıza. Şu anda da 8.65 seviyelerinde. Kura ilişkin beklentiniz nedir? Kur tarafında tabii ki çok dalgalı bir hareket izliyoruz. En son 8.80'e kadar gelmiştik. 8.80 biraz aslında sıkıntılı seviyeler. Çünkü yukarıda 9'a doğru yaklaşıyoruz. Bazı yabancı kurumlarında yıl sonu beklentileri 9.30 civarında oluşuyordu. Şimdi bu tarafta bir faiz meselesi var. Tahvil faizlerinde, tahvil getirilerini takip ediyoruz. 2 yıllıklarda %19'un biraz üstüne çıktık, biraz altına indik. Tekrardan 19 tarafında böyle bir yatay bir seyir açıkçası var. 5 yıllık, 10 yıllıklarda da çok çok büyük hareketler gözükmüyor son dönemlerde.
Enflasyon çok geri gelmedi. Önümüzdeki dönem işte 2 hafta sonra tekrardan bir enflasyon rakamı geleceğiz. TCMB'nin de belki bu sıkı uyguladığı para politikasında bir değişim sinyalleri, en azından emareleri göreceğiz veya görmeyeceğiz. Bu başta bahsettiğim yayının başında tapering meselesindeki o endişelerin azalmasıyla Türk lirası gibi gelişmekte olan ülkelerin, diğer ülkelerin para birimleri de yine değer kazandılar dolara karşı. Dolar TL de buradan biraz rüzgar almış durumda. Ancak aşağıda çok büyük bir pay yok gibi gözüküyor. 8.65'ten sonra belki 8.50'lere doğru bir hareket yapabiliriz. Ancak 8.48 seviyesi uzun bir zamandır kırıldıktan sonra bir daha aşağı yönde tekrardan geri gelmedi. Ve hakikaten bir destek seviyesi oluşturdu. Dolar için kısa vadede dediğim gibi buradaki takip önemli. Ama TCMB'nin önümüzdeki dönemlerde atacağı adımlar, burada gerçekten doların seyrini belirleyecek olan adımlar olacak. Kur tarafındaki yükselişlerde Borsa İstanbul'da aşağı yönlü riskler yaratıyor mu? Tabii ki yaratıyor. Burada bir ters korelasyon var. Özellikle yabancı fon çıkışlarının Türkiye'yi son yıllarda etkilediğini göz önünde bulundurduğumuzda, son dönemlerde özellikle yaşanan yabancı takas oranlarında çok çok düşük seviyeler. %42'nin altına geldik. Üstüne de çok çok çıkamadık açıkçası. Oradan tepki doğdu. Ama o tepki hiçbir zaman sert olamadı. Nitekim düşen işlem hacimlerine baktığımız zaman da her zaman bunu ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Yabancı ilgisi Borsa İstanbul'a hakikaten aydan aya azalıyor. Burada bir geri dönüş gerçekten büyük bir rally için en önemli mihenk taşı olacaktır. Ancak son zamanlarda orada hakikaten çok ufak ufak hareketler var. Ama bir taraftan da dolar bazlı Borsa İstanbul'a fiyatlamalara baktığımızda gerçekten çok uygun fiyatlamalarda mevcut. Hatta doların bu yukarı doğru hareketinin devam etmesiyle birlikte aslında Borsa İstanbul'da daha yine dolar bazında ucuz fiyatlamalar geliyor. Bankalar, bunlara örnek verilebilir. Banka hisseleri ne kadar kötü bir 2021 yılı geçirmiş olsalar da artık dolar TL kurunun o kadar yukarı seviyelere gitmesiyle birlikte çok çok daha ucuz kalmaya başladı ve bir alım gerçekleşti, bir tepki gerçekleşti. %15-20 dolaylarında Garanti, Akbank, Yapı Kredi, özellikle son dönemde Halkbank ile ilgili gelişmeler de işte Başkan Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi sonrasında özellikle olan Türk-Amerika ilişkilerindeki farklılık nedeniyle Halkbank'ta da bir hareket var. Bankalar bu uzun yıllardır yaptıkları iskonto oranlarını çok cüzi miktarlarda da olsa toparlıyorlar. Dolar TL'nin uzun vadeli yükseliş hareketinde böyle kısa vadeli de olsa belli başlı hisselerde yine tepki fırsatları doğurduğunda söylemek mümkün. Peki dolar TL 9 seviyesini zorlarsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 14 Temmuz'daki para politikası kurulu toplantısında faiz artırımı tekrar gündeme gelir mi? Açıkçası dolar TL'deki hareket biraz daha faiz indirimini fiyatlayan bir hareket olarak karşımıza çıkıyor. Enflasyon noktasında çok çok büyük bir değişim yokken en azından yurt dışında, yurt içinde global taraftaki enflasyon görünümü bozulmaları kurları, özellikle de gelişmekte olan ülke para birimlerini kurlarını gerçekten çok negatif etkiledi. Burada dediğim gibi önden biraz tahvil faizlerini takip ediyoruz. Tahvil faizleri 19'da durmuş durumda. Yani 8.80'i gördük. 19'un üzerinde 2 yıllık özellikle 5 yıllık faizlerde tahvil getirilerinde %19'un üzerinde çok çok görmedik. Bu da büyük bir faiz artırımı olacağı ihtimalini henüz olarak piyasada fiyatlanmadığını gösteriyor. Bir taraftan enflasyon düşüyor. Kısıtlı da olsa, sınırlı da olsa reel faize baktığımız zaman %19 politika faizi %2.41 artı yönde gibi bir reel faiz şu an için Türkiye'de mevcut. Yurt dışına baktığımızda, diğer ülkelere baktığımızda artı bölgede bu kadar yüksek faiz veren ülkeler gerçekten çok sınırlı. Türkiye'nin burada içinden bir türlü çıkamadığı enflasyon sarmalı gerçekten büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Ama dediğim gibi Mart öncesine gittiğimizde 7.20'lerde dolanan kur, aynı seviyede faiz, arada tabii değişen bir üfe oranı var. Sınırlı değişen bir tüfe oranı var. Fed'in geçici olduğunu söylediği bir enflasyon var küresel çapta. Bu tarafında geçici olduğunun gerçekleştiği takdirde bizim üfe tarafına bir rahatlama görmemiz mümkün. Çünkü oradaki makas üfe ve tüfe tarafında o kadar çok açıldı ki gerçekten piyasada merak edilen en büyük soru bu makas hangi yönde kapanacak şeklinde oluşuyor. Son dönemlerde evet emtia fiyatlarında bir düzeltme var. Uzun vadede baktığımızda emtia süper dengesi bitti mi? Enflasyon dalgası bitti mi? Meselesi evet hala da masada, ancak FED şu an için bütün piyasaları bu emtia fiyatları artışı, enflasyon artışı noktasında bu temanın gerçekten geçici olduğunu açıklamış durumda ve piyasalar bunu fiyatlamış noktada. Dediğim gibi TCMB'nin bu bütün gelişmeler dahilinde para politikasında çok sert bir müdahale yapması şu an için mümkün gözükmüyor. Ama dediğim gibi yakın zamanlarda yine bir küresel bir bozulma olduğunda
bizim dolar TL kuru 9'un üzerine fırlamaya başladığında belki biraz daha sözlü müdahaleyle gelebilir. Tahvil faizlerini çok çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi 8.80 dolar TL iken tahvil faizleri 19'un çok üzerine gitmedi. 9'da da muhtemelen 19'dan 20'lere 21'lere bir hareket umarız yapmaz gibi gözüküyor. Şu an için yapmamış gözüküyor. Dediğim gibi buradaki rüzgar da biraz pozitife döndü. Ama önümüzdeki dönemde tabii TCMB'nin sıkı para politikasını ne zaman değiştirecek konusu hala bir sıra olarak piyasada halini koruyor. Bu arada bu hafta FED üyelerini takip edeceğiz. New York FED Başkanı John Williams pandemiden dolayı ekonominin toparlanması konusunda hala belirsizlik var dedi. Bu noktada FED cephesinin açıklamalarında neleri takip etmemiz gerekiyor? FED cephesinde mesajlar aslında biraz karışık. Çok ultra gevşek bir para politikası aylardır, yıllardır, yıllarca da devam edecek şeklinde metinlerde yer alıyor. Bütün üyeler tarafından da gösteriliyor. En son 2023 yılının sonuna kadar iki tane faiz artırımı öngören üyelerin oyları biraz işte bu son haftanın, geçtiğimiz haftanın çarşamba gününden sonra çok kısa süreli de olsa bir panik yarattı, bir endişe gerçekten yarattı. Ama dediğim gibi Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari'nin yaptığı açıklamalar cumartesi bir anda oradaki rüzgarı gerçekten tersine döndürdü. Şimdi diğer Fed başkanları da, diğer Fed guvernörleri de muhtemelen benzer açıklamalarda bulunacak. Kimileri karşıt açıklamalarda bulunacak. Ama Kashkari'nin yaptığı bu açıklama biraz şu an piyasadaki bütün fiyatlamayı peşinden sürükleyen, bütün piyasayı peşinden sürükleyen bir hareket olarak karşımıza çıkmış durumda. Bu noktada diğer guvernörlerin söyleyecekleri de tabii ki önemli. Ama Fed şu an çok hassas bir noktada sıkışmış durumda ve 2 yılda en azından bu tartışmaların ve konuşmaların devam etmesini bekleyeceğiz. 2023'ün sonuna kadar, hatta faiz artımları hatırlıyorsanız 2024 ile birlikte öngörülüyordu. O tarafta bir değişiklik olacağı takdirde bile en az 2,5 sene önümüzdeki FED ve merkez bankaları, FED guvernörlerinin, yetkililerinin yaptıkları açıklamalar, açıkladıkları tartışmalar bütün piyasaları yönlendiren ve piyasanın çok çok yakından takip ettiği gelişme olacak. Son olarak şunu da hatırlatmak istiyorum. FED'in bu gibi hareketlere piyasalarda sebep olmasını sağlayan, daha doğrusu buna sebep olan açıklamalar şu gibi açıklamalar olabiliyor. Önceki toplantılardan örnek vererek noktalamak istiyorum. Faiz arttırımını düşünmeyi dahi düşünmüyoruz ifadeleri yer almak zorunda kalıyor ki Fed'in piyasaları ikna etmek için ne kadar edebi yollarla metinler yapması gerektiğini yatırımcılar, izleyiciler anlasın. Şimdi küresel bazda özellikle FED kanadından gelecek açıklamaları takip edeceğiz dedik. Peki Borsa İstanbul bu kritik süreci oldukça kırılgan bir yapıda giriyor diyebilir miyiz? Geçen hafta konuşuyor olsaydık evet diyebiliriz derdim. Ancak piyasalar artık o kadar hızlı ki gerek küresel tarafta gerek de yurt içi olarak baktığımızda Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta oluşan o fiyatlamalar bu hafta tamamen yerini bambaşka bir tarafa bırakmış durumda. Burada dediğim gibi geçen hafta olsaydı evet derdim, şu an için evet diyemiyorum. Ama tabii ki temkinli iyimserliğimi koruyorum. 1445 ve 1465 seviyeleri şu an için işte %4-5 gibi yukarı bir alan bırakıyor BIST endeksi için baktığımızda. Bu seviyelerin geçilmeden teknik görünümde de çok büyük bir rallinin başlamasını çok mümkün görmüyorum. Aynı şekilde Borsa İstanbul'daki o havanın da şu an için söylüyorum, tepki alımlarıyla başlayan bu pozitif havanın belki önümüzdeki kısa vadede oralarda bir tekrar yalpalayabileceğini, sonrasında birkaç aydır bunu konuşuyoruz. Sonrası için ve 2021'in devamı için, 2022 için Türkiye'nin gerçekten Borsa İstanbul'un hareketlenmesi için gerçekten büyük bir hikayeye ihtiyacı var. Oradaki arayış hala da sürüyor. Ons altın tarafından devam edecek olursak 1770 doların üzerinde hareketleri izliyoruz. Enflasyona dair beklentiler, altın tarafındaki beklentileri de yukarı yönü etkiliyor mu? Tabii ki ons altında direkt Fed'i takip ediyor. Diğer emtia fiyatlarını takip ediyor. Ons altın diğer emtialardan daha geç artmıştı. Ama diğer emtialar beraber hep beraber düştüler. Şu an 1806 fiyatlanıyor. 1900'lerin üzerinden gelen bir gerileme süreci vardı. O zaman tabii enflasyon, global ölçekte konuşuyorum, enflasyon çok daha merkezdeydi. Tema enflasyondu. Herkes enflasyona bakıyordu. Herkes gözünü Fed'de tutuyordu. Oralar tabii duruldu. Fed'in geçici enflasyon dediği, bu geçişken 2020'nin baz etkisiyle oluşan fiyat yükselmelerinin önümüzdeki dönemlerde, özellikle yazın ilerleyen aylarında tekrardan %2,5 ve hedefleme enflasyon olan orana, o %2,5 patikasına geri döneceğini söylüyordu. Buradaki fiyatlamalar alındı. Bu fiyatlamalar da tabii direkt olarak ons altın da yine aynı şekilde geri çekmiş oldu. Çünkü enflasyon o kadar da korkutucu değil.
piyasada. Bu şekilde bir algı oluştu. Piyasada bunu satın alıyor açıkçası. Emtialarda bir durulma başladı. Ons altındaki de, tabii ons altın çok daha ağır hareket ediyor. Diğer işte paladyum, bakır, platin gibi diğer emtialara baktığımızda gümüş de biraz daha sakin. Ama bu grup emtialara baktığımız zaman sanayide özellikle kullanılan, otomotiv sanayinin de bel kemiğini oluşturan emtialar, oradaki yükselişler enflasyon sebepli çok daha önceden başladı ve çok çok daha sert oldu. Şimdi Bank of America ekonomistleri yayınladıkları bir araştırma raporunda petrolün gelecek yıl varil başına 100 dolara ulaşabileceğini söyledi. Petrol tarafından biraz konuşacak olursak Brent tarafına baktığımızda da 70 doların üzerindeki seyir devam ediyor. Petrole dair beklentileriniz ne yönde? Petrole dair aslında yazın sonuna doğru 80 dolarlar konuşuluyordu. Piyasada da bayağı bir alıcı buluyordu. Nitekim 72, 73, 74 böyle bir orada bir patika açıkçası bulunuyor. Petrol enflasyondan da biraz daha öte direkt olarak büyümeye bakıyor. Burada petrol belki 2022 yılında bekleyebilir ama Bank of America'nın raporu biraz daha orta uzun vadede bir beklenti gibi geldi bana. O raporu okumadım tabii ki henüz. Ancak şöyle bir durum var. 2021 yılının ikinci yarısı için özellikle fazlasıyla ısınan bu ekonomiler merkezdeyken, bütün gündemdeyken Fed'in biraz daha frene basma ihtimalini geri çekebiliriz, ajandayı biraz geri alabiliriz gibi ifadeleri piyasada dolanıyorken, toplantılardan bu gibi kararlar çıkıyorken, petroldeki o 100 dolarların yılın ikinci yarısında çok hızlı bir şekilde gelmeyeceği varsayılabilir. Çünkü 2021'in ikinci yarısı için global büyümede biraz bir durulma bekleniyor. Çünkü biraz merkez bankaları birazcık frene basma noktasında. Ancak dediğim gibi öyle bir hassas noktadayız ki global büyüme, ekonomilerdeki GDP toparlanmaları henüz çok çok yüksek seviyelerde değil. Bu tekrardan söylüyorum ama Neil Kashkar'ın açıklamaları da bu bağlamdaydı. O tam istihdama da geçmeden insanlar çalışmak istiyor. Ben Amerikan vatandaşlarının tamamen çalışma isteklerini karşılanmadan para politikasında bir geri adım atma taraftarı değilim şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu tarafta dediğim gibi Türkiye'de özellikle ikinci yarıda büyüme biraz daha aşağı çekilecek. Global ölçekte baktığımızda Çin orada biraz önden gidiyor. Çin burada çok önemli çünkü dünyanın fabrikası. Çin'deki kredi genişlemesine baktığımızda son kısa bir sürede, son ayda mesela özellikle gerçekten bir daralma var. Kredi genişlemeleri gayet yavaşlıyor ve o tarafta artık Çin de biraz frene basıyor noktasında bize sinyaller veriyor. Çin'in frene bastığı bir dünyada en azından bu yılın ikinci yarısında Brent petrolde öyle çok çok yüksek bir hareket beklemek bence kısa vadede çok makul değil. Çünkü Çin'in frene basmasının ardından biliyorsunuz enflasyon şu an küresel bir tema ve sadece ABD'de değil, Avrupa'da, Türkiye'de değil. Türkiye'de tabii biraz daha enflasyon bu konuda önde. Ancak Çin tarafında da yükselen enflasyon var ve orası da bu konuda çok çok büyük ve net adımlar atıyor. Özellikle emtia tarafında oluşan bu arz sıkıntılarından oluşabilecek problemleri, sorunları çözmek adına farklı uygulamalar alıyorlar. Şimdi toparlayacak olursak, emtia tarafındaki yükseliş sebebiyle oluşan enflasyon, Çin'de bir frene basma hareketi. Çin tabii ki dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, Amerika'da birinci ekonomisi. Bunlar direkt olarak ticaret partnerleri. Çin'in yavaşladığı bir noktada ABD tarafından da bir ufak yavaşlama görmemiz çok mümkün. Çünkü önden iş döngüsünü Çin biraz önden götürüyor şu dönemde. ABD'den gelecek bir yavaşlama, Avrupa tarafından ve gelişmekte olan ülkeler tarafında bir ufak bir fren, Brent petrol tarafındaki talebi biraz düşürebilir. Yani 100 dolarlar bu yılın ikinci yarısında çok çok hızlı görülmeyebilir. Rusya'nın uyguladığı kısıtlamaların kaldırılmasıyla Rus turistler Türkiye'ye gelmeye başladı. Tabii bu durum havacılık hisselerine epey yansıdı. Havacılık hisselerindeki pozitif ivme devam eder mi? Tabii ki. Hava yolları hisseleri, Pegasus'u biraz dışarı tutarsak, Pegasus biraz daha önden prim yapmıştı aslında. Orada bir fiyat hareketi vardı. İşte düzeltme yapıyor, tekrar bir rally yapıyor vesaire. Burada hava yollarının bilançosuna baktığımızda aslında birinci çeyrek bilançosu geldi THY'de. Türk Hava Yolları'nın birinci çeyrek bilançosu işte birkaç ay öncesinde takip ettiğimizde çok bir iyileşme olmadığını gösteriyordu. Kargo ücretlerinde, kargo gelirlerinde bir büyük atılım vardı. O tarafta genel olarak bütün net karı biraz ayakta tutmuştu. Ama en azından net kar olarak baktığımızda 2020 yılını tekrar bir göz önünde bulundurduğumuz zaman birkaç soru öncesinde mesela söyledim. 2020 yılının yazı gerçekten boş bir turizm yazıydı. Koronanın en böyle tap yaptığı seviye, en zirve noktasında turist çekme noktasında Türkiye çok da başarılı olmadı. Diğer birçok ülke gibi.
Bu sene şimdi başka bir hikaye var ve bu senenin devamında da aşılanmaların artmasıyla tabii orada bir kara kuru olayının tekrardan yaşanmayacağını varsayıyoruz. Çünkü şu gelişmeyi de göz önünde bulundurması lazım bütün yatırımcıların. İngiltere aşılanmada çok önde gitmişti. Çok her vakaları çözmüştü. Ölüm oranlarını çok hızlı çözmüştü. Son haftalarda, son aylarda orada da bir delta varyantı var ve bu delta varyantının da günlük vakaları aşılanmanın bize 85'lere vardığı o İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta sayılar gerçekten günlük 10 bin vakanın üzerine tekrar çıkmış durumda. Bu tarafta gerçekten vakaları sıfıra yakın dereceye getirmişti İngiltere. O konuda çok başarılıydı. Böyle bir kara kuru olayı tabii ki önümüzdeki yıl için her zaman için mümkün. Hı hı. Ancak bunu dışarıda tuttuğumuz zaman Türk Hava Yolları'nda yazın daha başındayız ve evet oradaki hareket muhtemelen devam edecektir. Peki Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Topçu, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar, sağ olun. Evet değerli izleyiciler, dünyanın ekonomisini bu akşam noktalıyoruz. Saat 19'da yarın akşam tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar.